Allah, al anneciğim. Teşekkür ederim. Ne kadar çok şey hazırlamışsınız. Ay, bir şey itiraf edeceğim. Tatlıyı ben yapmadım. Diğerlerini yapmaktan vakit kalmadı. Ne yapayım, o kadar becerikli değilim. Acaba Çelem'e de götürsek mi? Vallahi ben pek cesaret edemiyorum şu anda onun yanına gitmeye. Ben de. Ben onunkini mutfağa koyayım, canı isterse yer. Ya bu ne ya? Bayağı evde terör estiriyor şu anda. Siz bence buna çok fazla yüz vermeyin. Gestapo gibi dolanıyor. Bence o kadar üstüne gitmeyin. Şimdi bir de hamile. Çok zor bir dönemden geçiyor. O bizim üstümüze geliyor ama. Böyle bir sıkıntı var. Hep böyle sinirli miydi Azra? Yo, değildi. Yani yetimhanede kimseye atar yapamazsın ki. Yılları anne baba hasretiyle geçti. Bir evlat edinildiği zaman hep böyle gıptayla bakardı. Gerçekten anneleri babaları geldi zannederdi. Benimkiler de gelsin, beni de alsınlar diye ağlayıp dururdu. Yani düşününce belki de çok da kızmamak lazım. Çilem kötü biri değildir. Ya kimsesizlikten biz sevmeyi bilmiyoruz ki. O yüzden böyle. Ben ona kızamam ki. Hiçbirinize kızmıyorum. Siz bana ne deseniz de ne yapsanız da... siz benim çocuklarımsınız. Canlarımsınız. Ben masayı toplayayım. Dur, ben de yardım edeyim. Ben geliyorum hemen. Ne oldu? Niye geldin? Bir şey yok ya, seni merak ettim. Annen gitmiştir diye düşünmüştüm ama. Yok, gitmedi. Ne yaptınız? Nasıl geçiyor? Annem konuşmadı pek. Çilem çok üstüne gitti ama. Deren işte her zamanki gibi konuşmadı. Ben de ortamı yumuşatmaya çalıştım. Ya normal tabii. Şaşkınsınız hepiniz. Önünüzde uzun bir zaman var. Anneni bulmana çok sevindim. Annem bana çok şanslı geldi, biliyor musun? Evi kurtardım. Nasıl ya? Amcam ödedi borçları. Peki malikine dört ayak üstüne düştü desene. Olsun, iyi oldu. Şimdi çıkar ortaya. Sen ne yapacaksın peki? Bu saçma sapan evliliğe devam edecek misin? Etmeyeceğim. Ekin'in benim hayatımda yeri yok artık. Ben de mutlu olmak istiyorum. Vardır belki bir şansım. Ben içeri gireyim. Görüşürüz.